Bu yıl beşincisi düzenlenen Mersin Kitap Fuarı kitapseverleri bekliyor. 150 yayın evi ve birçok yazarın bulunduğu fuar 1 Aralık'a kadar okurlarını bekliyor. Yoğun katılımın olduğu gözlenen fuarda açılış konuşmasını gerçekleştiren CNR Expo Fuar Merkezi İcra Kurulu üyesi 1 Aralık'a kadar katılım sayısının artacağını söyledi. CNR Mersin Kitap Fuarı, İstanbul ve Gaziantep fuarlarımızla birlikte bu sektörde düzenlediğimiz 3. fuar oluyor. Bu fuarı Türkiye'nin en fazla kitap okunan ili olan Mersin'de düzenlemek de bizim için ayrı bir övünç ve mutluluk kaynağı. Bu yılki fuarımıza 15 bin metrekare alanda 150'den fazla yayın evi katılıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış da kitap okumanın önemine değinerek Ulu Önder Atatürk'ün de çok okuyan bir lider olduğunu ve onun bu yönünün de örnek alınması gerektiğini vurguladı. Ulu Önder Atatürk, eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Sözleriyle de bilime ve bilgiye olan inancını net bir şekilde ortaya koymuştur. Kuruluştan kurtuluşa, Cumhuriyet meşalesini yakanlar ve o aydınlıkta sonsuza kadar yürüyecek olan bizler de bilginin aydınlatıcı gücüne inanıyor ve bu tür kültürel etkinliklerin toplumumuzda sunduğu umut verici ışığı sonuna kadar destekliyoruz. AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise kalabalığın sevindirici olduğunu ifade ederek insan gelişiminde kitapların çok önemli yeri olduğunu söyledi. Böylesine güzel ve anlamlı etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Fuarımızın Mersin'de özellikle genç neslin kitapla daha yakın olması, kitaplı olması, kitabi olması bakımında da katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Mersin Valisi Ali İhsan Su ise kitap okumak için ayrı olarak zaman ayrılması gerektiğini belirterek toplumun gelişmesi açısından okunan kitap sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Hakikaten kitap hayatımızda çok çok önemli. Tarihten günümüze, ilk insandan günümüze kadar bilgi edinmenin temel kaynaklarından bir tanesi kitaplar. Şimdi edinilen bilgilerin depolanması, sabitlenmesi, kayda geçirilmesi, kaybolmamasını da sağlayan unsurlardan bir tanesi yine kitaptır. O yüzden kitap bu anlamda da çok çok önemli. Açılış konuşmalarının ardından protokol kurdele kesimi yaparak fuar alanını gezdi. Ya Allah bismillah. Ali İhsan Su.